Global Yaşam programımıza Ağrı ilimizin en eski ilçelerinden olan Diye Dinle devam ediyoruz. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve şifalı termal sularıyla bilinen Diyadin, turizm yönüyle de ön plana çıkıyor. Diyadin ilçemizi ilk olarak Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'nın okuduğu Ömer Lütfi Mete'ye ait olan şiiriyle başlıyoruz. Uçurumun kenarındayım Hızır, bir Dilber Kalesi'nin burcunda. Gözlerin vazgeçilmez belaya nazır, topuklarım boşluğun avcunda. Derin yar adımı çağırır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Haytti beni haytecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Ateşten, kalleşten, dabbetül arzdan. Korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğinin zulme çaldığı sınır. Rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin ruhuna şad olsun. Hatırasına, aziz hatırasına. Evet sevgili izleyenler, Diyadin programımıza sevgili kaymakamımız Alper Balcı'nın okuduğu şiirle başladık. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Diyadin'i tanımadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Alper Balcı kimdir? Alper Balcı polis memuru Şükrü Balcı'nın hemşire emeklisi Şerife Balcı'nın oğlu, bir memur ailesi, 21 yıllık mülki idare amiri, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun, şu an Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak görev yapmakta. Kaymakam Alper Balcı, doğal bir cennet olan Diyadin'i mikrofonlarımıza anlatıyor. Yaklaşık Ocak ayından beri buradasınız. Evet, 11 aydır görevdeyim. 11 aydır görevdesiniz. Diyadin'i biraz anlatalım. Dünüyle bugününü anlatalım. Evet, Diyadin doğal bir cennet. Şu arkamızda görmüş olduğunuz 2137 mineralli suyuyla, kanyonuyla, doğasıyla doğal bir cennet. Farklı bir coğrafya. Tendürek Dağı'nın eteğinde, Ağrı Dağı'nın hemen yan tarafında bir ilçe, Güzide bir ilçemiz. Bizim burada domatesimiz de meşhur. Meşhurluğu da şuradan kaynaklı. Yılın 12 ayı domates yetiştiriyoruz. Bu termal suyla seracılık yaparak. Hatta bizim bir mottomuz var. Diyadin'in domatesi Menemen'in soğansızı meşhurdur diyoruz. Doğal güzellik anlamında da trekking, yürüyüş kanyonlarımızla, yürüyüş yollarımızla, termal suyumuzla iddialıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde yatak kapasitesini de artırınca ilçemizdeki büyük bir eksikliği otel yaparak gidereceğiz. Sayın Valim, Diyadin'e belediye başkan vekilliği de yapıyorsunuz. Belediye başkanlık görevini de yürütüyorsunuz. Evet. 11 aydır yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedelim. 11 aydır Sayın Valimiz Osman Varol'un destekleriyle ilk önce şunu gördük. Burada boş mermer pasaları vardı. Onları kırıp yol alt malzemesi yaptık. Ham madde taş ocağı yaptık. Onun akabinde bir parke taşı üretim tesisi yaptık. Bunun da amacımız yollarımızı kilitli parke taşlarıyla döşemekti. Ondan sonra şehirdeki içme suyunu sorununu gidermek için büyük bir ihaleye çıktık. İller Bankası'na çok teşekkür ediyorum burada. Bütün şehrimizin içme suyu borularını yenileyeceğiz. Aynı zamanda kartlı sisteme geçeceğiz. İlçemizin kanalizasyon ve içme suyu sorununu çözmüş olacağız. Bölgedeki işsizliğin sebeplerine değinen Kaymakam Alper Balcı, bölgedeki istihdamı artırmak için yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor. İstihdama yönelik de çalışmalarımız başladı. Hemen bir tekstil atölyesi kurduk. 85 kişiyi istihdam ettik. Baktık ki kapasite çok iyi ve işçi konusunda eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. İstihdamı daha çok arttırmamız gerekiyor. Yine Sayın Valimizin destekleriyle ve Sayın Sanayi Ticaret Bakanımız Mustafa Varank'ın da emirleriyle ve destekleriyle bir fabrika projemiz var şu an. İlk ödeneğimiz geldi. İnşallah önümüzdeki aylarda büyük bir tekstil fabrikası, 1000 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası kuracağız. İlçemizdeki en büyük sorun olan istihdamı da bitirmiş olacağız. Sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor şimdi. Baktık gördük, kadınlarımız dışarı çıkamıyor. Sosyal hayatta birazcık eksiklik var. Şimdi özellikle Kürtçe okuyan denkmecilerimiz, kadınlarımız bir koro kuruyorlar. Kadınlarımızı evlerden çıkarıp konserlere getireceğiz. Burada Türkçe ve Kürtçe ezgiler açlığında eğlenecekler. Sosyal faaliyetlerimize devam edecek. İstihdamdan bahsettiniz. İşsizlik hangi orandadır Sayın Valim? İşsizlik şundan dolayı çok yüksek. Bizde yoğun bir kış şartı var burada. Yani çok uzun sürüyor kış şartları. Evet.
yöre insanı hep hayvancılıkla uğraşıyor. Bu tekstil gibi diğer alanlar gibi bölümlere yönelemiyorlar. Biz de bunun eksikliğini gördüğümüz için tekstille bu işe başladık. Ama aynı zamanda mermer projemiz de var. Mermer sahalarımızda da burası meşhur. Onyx anlamında. Onyx mermerimiz çok. Şimdi birkaç yatırımcı, işletmeci arkadaşımız geldiler. Onlara mermer sahaları verdik. Burada MAPEK Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize destek oldular. Mermer işçiliği konusunda ve mermerin yurt dışına ihracatı konusunda da çalışmalarımız var. Biz bu çalışmalarımızla Diyadin'de işsizliği bitireceğimize inanıyoruz. İnşallah. Domatesiyle meşhur olan Diyadin'deki organize sera çalışmalarını Kaymakam Alper Balcı şu sözlerle dile getiriyor. Tarım Bakanlığımızın ve Sayın Valimiz Osman Varol'un çok büyük bir projesi var. Organize sera bölgesi projesi. Yakında ihaleye çıkacak. Domates seracılığı faaliyeti bizim istediğimiz seviyede değil. 40 dönüm bir arazi üzerinde yapılıyor. Organize sera bölgemizin aktif hale gelmesiyle yaklaşık bir 800 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 1000 kişi kapasiteli 33 tane daha sera yapmayı düşünüyoruz. Yani ben buraya gelene kadar bu işi bilmiyordum ama gerçekten seradan yetişen domatesin lezzeti başka. Ciddi anlamda bu suyu değerlendirmek anlamında da organize sera bölgesi bölgeyi uçuracak. Peki çok güzel bir yerde programımızı gerçekleştiriyoruz ve Kaplıca'da kenarında evet. Sıcak su yaklaşık 69 derece. Evet. Kendiliğinden çıkışı şu an 69 derece. Önümüzdeki yıl Kaplıca Festivali yapılacağını belirten Kaymakam Alper Balcı bölgedeki turizm potansiyeline değiniyor. Sayın Valim, hangi hastalıklara şifadır bu su? Özellikle romatizmal hastalıklar, sedef hastalığı, kemiklerle ilgili hastalıklar. Kadın hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniliyor. Bununla ilgili İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinden raporlarımız da var. Kısırlığa da tedavisi olduğu söyleniyor suyumuzun. Bu suyun bilinmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Korona sebebiyle bu sene yapmayı düşündüğümüz Kaplıca Festivalimizi yapmadık ama seneye koronanın da hafiflemesiyle seneye belediye ve kaymakamlık olarak bir Kaplıca Festivali yapmayı düşünüyoruz. Suyumun tanıtımı anlamında. Tendüreyen eteklerinden gelen suyumuzda 2137 mineral var. Suyumuzda iddialıyız. Tüm vatandaşlarımızı Avrupa'dan, Türkiye'den herkesi Diyadin Kaplıcalarına bekliyoruz. Konaklama anlamında yeterli midir peki? İstediğimiz seviyede değil. Şu an 4 tane işletmemiz var. Bir otel ihtiyacımız var. Onu da bu görmüş olduğunuz belediyemize ait Köprü Kaplıcalarında yapmayı düşünüyoruz. Yatak kapasitemizi artırmamız lazım. Çünkü İran, Azerbaycan yollarının üzerinde bizim ilçemiz. Şu an yatak kapasitemiz yetersiz. Yetersiz. Bir de Sayın Valim, sizin kayak projeniz var. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bir eksiklik hissettik. Onun için de ne yapabilir dedik? Kış memleketi. Kültür Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız hibelerle ve belediyemizin ortak projesiyle bir Babylift kayak merkezine başladık. 175 metre parkurunda. Oradaki amacımız çocuklarımız o acemi parkurunda kayak öğrensinler. Anneleri babaları da onları izlerken çaylarını yudumlasınlar. Burada bizim büyük bir eksikliğimiz sosyal alanlarımızın eksikliği. Bu tesisimizin de kurulmasıyla sosyal ve spor alanında çok büyük bir eksikliğimizi gidereceğiz kayak merkezimizle. Diyadin her geçen gün gelişmesiyle de ön plana çıkıyor. Göç eden ilçe halkını bölgeye davet eden Kaymakam Alper Balcı, bölgeye yatırım yapmak isteyenler için şu bilgileri veriyor. İlçemiz göç veren bir ilçemidir Sayın Valim. Son yıllarda göç veriyordu ama şu an göç alma durumunda. Batıdaki keşmekeşten bunalan Diyadinliler artık ilçemize geliyorlar istihdam ve diğer projelerimizin olmasıyla. Şu an köylerle beraber nüfusumuz 41.500. Ben tüm vatandaşlarımızı, Diyadinli vatandaşlarımızı ilçelerine sahip çıkmaya ve tekrar ilçelerine geri dönmeye davet ediyorum. Çünkü artık batıdaki kaynaklar tükendi, trafik, hava kirliliği. Bakın şu an görüyorsunuz suyumuz muhteşem, her şey doğal. Diyadin'e gelmeleri lazım. Diyadin'e mutlaka gelsinler. Dışarıda yatırımcı olan arkadaşlar mutlaka Diyadinli hemşerilerimiz vardır. Gelsin buraya yatırımlarını yapsınlar. Buradan seslenelim ama hangi sektörlere elverişlidir Diyadin? Maden anlamında çok zenginiz. İşte mermer, traverten, onyx anlamında çok zenginiz. Yatırımcı iş adamlarını davet ediyorum buraya. Tarım konusunda organize sera bölgemizin işletmeye alınmasıyla
Tarım alanında seracılık anlamında davet ediyoruz kendileri. Hayvancılık anlamında kurutma tesisi yapma projemiz var şimdi. Onları davet ediyoruz. Biz her alanda buradayız. Ciddi anlamda yatırımcılara ihtiyacımız var. Turizm anlamında hani gibi çalışmalar var Sayın Valim? Daha emekleme çalışmalarındayız turizm anlamında. Şimdi kırsal kalkınma uzmanı danışmanım İsmail Şahinbaş yürüyüş hatlarımızı, yürüyüş rotalarımızı, trekking rotalarımızı belirledi. Bir görsel ve yazılı medya şu an hazırlıyor. O işlemeye alındığı zaman bu baharda turizm anlamında onunla ilgili de bir proje yapıyoruz. Burası doğa severlerin muhteşem bir uğrak yeri olabilir. Karavan sevenlerin, kap karavan sevenlerin. Yani kanyonumuzu görmeleri lazım. Boyu 40 metre olup uzunluğu 30 kilometreye varan bir Diyadin kanyonumuz var eşsiz güzellikte. Dağcılar için bulunmaz bir fırsat. Turizm severlerin de buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Sayın Valim, sizce belediyecilik nedir? Belediyecilik nasıl olmalıdır? Belediyecilik halka hizmet etmek demektir. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal'ın dediği gibi halka hizmet, hakka hizmettir. Biz de insanımıza hizmet etmek için buradayız. Onlar için varız. Hazreti Ömer'in meşhur bir lafı var ya, derenin kenarındaki koyundan biz sorumluyuz diye. Biz de burada Murat Nehri'nin yanındaki koyundan, kuzudan biz sorumluyuz. Diyadin halkına hizmet etmek için geldik. Biz tüm vatandaşlarımızı Diyadin'e çağırıyoruz. Artık yeni bir dönem başladı diyoruz. Evet. Önce halka hizmet, insana hizmet diyoruz. Evet. Peki Sayın Valim, zor bir coğrafi bölgede görev yapıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılardan biraz bahsedelim. Çözüm önerileriniz nedir? Devletten beklentileriniz nelerdir? Devletimiz sağ olsun bütün bakanlıklarıyla bize, belediye başkan vekillerimize destek vermekte. Özel bir önem göstermekte. Yani ben hayatımın 1/3'ünü bu coğrafyada geçirdiğim için özellikle doğuyu çok seviyorum. Ortaokulu Siirt'te okudum. Liseyi Van'da bitirdim. Askerliğim Hakkari Çukurca. Kaymakamlığım Tunceli Pülümür. Vali yardımcılıklarım Ardahan Ağrı Şırnak. Ben doğuyu başka seviyorum. Ben batıdaki insanlarımızın doğuya daha çok gelmesini istiyorum. Gelsinler görsünler. Diyadin'e davet ediyorum vatandaşlarımızı. Avrupa'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımızı. Halka hizmet etmek için geldiklerini belirten Kaymakam Alper Balcı son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Bizim çok kullandığımız bir mottomuz var. Onu söylemek isterim. Cenneti görmek için ölmeyi beklemeyin. Diyadin'e gelin. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Diyadin diyoruz. Evet, biz de sizleri bekliyoruz Diyadin'e. Teşekkür ederim Sayın Valim. Biz teşekkür ederiz.